Babanı 28 yaşında, sen 28 yaşındayken kaybettin değil mi? Daha bile küçüktü. Daha mı küçüktü? Hı hı. Askerdi ama e, çok da e, evin içinde asker değilmiş yani öyle bir nizam yokmuş. Yumuşak değil, şiirler bir yazan, muazzam, romantik bir insandı. Evet. Özlüyor musun babanı? Çok. Galiba anla ilişkiniz biraz daha farklı mı? Çünkü yani o eve geldiği zaman annen kadar çok sorumlu olmadığı için evin içinde sana kız daha mı Kız çocuğunun vakit Olduğu yani. durum. Yani kız çocuğunun ilk aşkı, hayattaki gördüğü ilk hmm. e, eril karakter baba. O yüzden de babana aşık olarak büyüyorsun. Annem e, annem tabii işte o sorumlulukların içinde nereye kadar yetebilsin? Bir de her şey anneden sor her bütün o gizli sorumluluk ağrımı. annenin üstünde. O gizli evet. Ağrımı. Babam yumuşak bir insandı ve şeydi, e, merhametliydi. E, evet. Baba konusunda ben giremiyorum yani çok kaç, kaç yıl geçse de mesela konuşamıyorum, üzerine konuşamıyorum. Tamam bunun daha fazla üstüne gitmeyeyim ama şeyi söyleyebiliriz. Tam bir Türk ailesi yani geleneksel aile yapısı içinde evet. büyüdüğünü söylemişsin daha önce de zaten birçok defa. Onlar bankacı olmanı. <laughs> istemişler zaten de işletme <laughs> okumaya Çanakkale'ye mi gitmiştin? Evet ama sonra yapamadım çünkü birincisi Yine babam çok istiyor diye Türkçe matematik bölümünü seçtirdiler bana. Halbuki ben eee e, var ve hani matematik zekam yok. Aslında çok başarılı bir öğrenciyim yani. O zaman ADD falan da çok biliyorlar. Hiç yok. Bilmiyorlar ya. ki onlar Bilmiyor. sonra üniversite yani sınavında dikkat bozukluğunda işte sınavdaki şeyleri yapamıyorum. Öğretmenler de diyor şey ki olabilir. bu çocuk çok başarılı. Ama sınav sonucu başarılı değil. E, evet, o zaman mesela tüm TÜBİTAK yarışmasına bir şey, girmişim, burs almışım. Evet. Yani çok çok iyi bir öğrenciyim ama matematikte ile ilgili kendimi geri zekalı gibi hissediyorum ve işte tam eğitim sistemimizin geldiği yani bu, bu bunun tam acısını yaşamış bir çocuktum ben. Yani i̇şte halbuki çocuklarımızın işlerini kolaylaştırmayan bir sistem olduğunu söyleyeyim. Gerçekten öyle. Halbuki bir sınavla bütün hayatımızın sistemi. Ne demek ki o yani? Benim de öyle oldu. Evet. Boğaziçi'ni istiyordum. Evet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne kazandım sonra gidemedim sonra çalışmaya başladım paramı biriktirdim. Bir tam bu araya bir küçük parantez açayım çünkü devamını sağlayacak bir şey yani bunca baskı talep falan arasında sen kameralarla tanışmayı nasıl başardığını bize bir anlat. İşte yani model yarışmasına girdiğim zaman o zamanlar o yarışmalar çok meşhur, çok e, acayip bir kitlesi var. Hemen reklam filmi teklifi geldi işte. O büyük reklamda oynayınca sonrasında dizi arka arkaya geldi. Ben hangi iş görüşmesine gitsem e, alıyordum. Çok o zamanlar Özgü ile biz benzer zamanlarda çıktık namarla. Hani Özgü ile böyle e, çok da e, aynı görüşmelere giderdik. Bir gün bana şey demişti. Seni gördüğüm zaman ben işte reklam görüşmelerine gidiyoruz. O e, seçmelerde e, video veriyorsun. Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor çünkü sen seçiliyorsun." diyordu. <laughs> 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 Gerçekten de öyle bir enerjide gidiyordum ki. Ne kadar başarılı bir oyuncu değil mi? De. Yani, müthiş yani şu anki dizisi. Harika, müthiş, müthiş. Ama Özge her zaman Bekledi, yaptığı her işte de çok değdi. parlaktı. Evet, evet. İyi ki de bak her şeyde evet, bir hareketi. hayır var. Reklamlarda devam yani eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da ben Hı. de ee, sebat Peki sen ettik. bankacı olsaydın nasıl olacaktı? Hani aile bankacı olmanı istiyordu ya. Ya için muhtemelen ben e, yine bir şekilde sanatın içinde olurdum. Çünkü e, tiyatro o, okulundaydım okulda. Çok büyük bir şevkle tiyatro oynuyordum. Yani bir şekilde görünür bir şeyin içinde olurdum. Küçücük videolarım var Ahmet. Elimde böyle e, mikrofon yaptığım şeylerle bütün aileyi dizmişim, şovlar yapıyorum. Şimdi bak yapıyorum. birinden bahsedeceğim. Ee, babaannen Sare kadar önemli bir başka figür de teyzenmiş galiba değil evet. mi senin için? Ayten teyzen. Ayten teyzen. Onun gibi giyinmeye, onun gibi konuşmaya çalışırmış. Çok beğeniyordu. Çok beğeniyordun. E, tabii biz e, daha e, Anadolu kodları olan bir aile olduğumuz için e, örfümüz adetimiz daha o taraftan. Teyzem Avrupa'da büyümüş. Çok küçük yaşta gitmiş. İspanya'da yaşamış. Amsterdam'da yaşıyordu ölene kadar. Ve müthiş bir zarafeti vardı. O dönemin Türkiye'si için e, çok e, dikkat çeken bir kadındı. O yüzden teyzem böyle konuşmaya başladığı zaman saçı, başı, kılığı, kıyafeti şu, benim için şu, şimdi de oldu. Ne vefat etti. Vefat et, evet. Peki Allah gani gani. Babamla şimdi yitarız. tavla oynuyorlar yukarıda. Ha. <laughs> evet. Peki e, ablan ee, senin için benden küçük ama bana ablalık yapıyor diyormuş. Abla, evet. Ablam Onu niye öyle söylüyor? Çünkü benim işte daha aklım para yapıla basardı. Çalışırdım. Ee, anneanneme tatile gittiğimiz zaman babam bir harçlık verirdi. Zaten hani e, çok bir şey değil. Bir Ebru hemen üçüncü gün bitirirdi. Önümüzde bir ay var. Ben giderdim pazarda ipliklerde bir bileklik yapardım. Satardım al bu harçlığı derdi. <laughs> Sen e, çok hızlı çözümcü birisin. Ve bunu ben birçok yani... Birlikte oyun yaptığımız yani yönetmen oyuncu olarak çalıştığımız dönemde de gördüm. Sonraki beni davet ettiğim birçok sosyal sorumluluk projesindeki çalışma biçimi de gördüm. Çok hızlı bir biçimde çözüm bulmaya odaklısın. Sen sorunu çok uzun konuşmuyorsun hemen çözüme geçmek istiyorsun. Doğru mu katılıyor e, musun ilke, Küçük e, başlamış bu iş. evet. Problem var tamam yani iplik hadi çözelim. İplik yapıp pazara fırlamak <laughs> yani çözelim abi evet. tamam anladık çözelim kısmını. O yüzden de yapımcılığı da çok sevdim ben. Çünkü yapımcılık iyi bir çözüm sanatı bence. Evet ee, Fikirleri hayal ettiğim dünyayı kurgulamak onlarla ilgili önüme yapamazsın dediklerinde yeni çözüm durumları üretmek iyi geldi bana. Çünkü arada e, o kasımı kullanmak istiyorum. Oyunculuk çok uçuşan duygular. Evet. E, daha topraklanmak için de para pula hakim olmak bilmek oturmak. Ben, ben ilk tiyatroyu mu tiyatro oyunumu yaptığım e, da şirketimi kurduğumda kamyon aldım. Arabam yoktu <laughs> kamyonum vardı. En Zeka çok para oraya abinin, gidiyor diye. <laughs> Zeki abinin böyle çok hikayeleri vardı Zeki Alasya'nın. O da böyle e, işte otel. E, Turneye önden gidermiş, ee, otel bakmaya kalınacaksa oteli alır gelirmiş falan. Ne yani. güzel. <laughs> 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 <Ona> zaman zaman <laughs> girişimcilikte tabii sınır yok. Peki, e, demin e, merak meselesini önemsediğini hissettim konuşmaların içinde, e, satır aralarında. E, gezmeyi onun için mi çok seviyorsun? Çünkü çok e, gidip geliyorsun değil mi? Yurt dışında çok yeri görüyorsun. Çok seviyorum. Çok yani seviyorum. Yani... O merakla mı bağlantılı yoksa? Başka bir şey mi? Ya hep şey gibi geliyor bana. Yani annem mesela çok üşenir bir yere gitmeye. Ee, ben de de mesela tam tersi o kültürün içinde olmak. Bir bir tane hayatımız var. Bakayım onlar ne yapıyorlarmış fikri. Hı. Oradan çok besleniyorum ben. Hı. Ve gittiğimde sadece turist gibi de gitmiyorum. Uzun zamanlar kalabilmeyi iyi de başarabiliyorum. Yani kimisi gider hani sıkılır döner. Turistik yapar ama ben gidip hani bir iki ay yaşayayım, vakit geçireyim, lokal olayım. Ben ona Bunları şey yapabiliyorum. Diyorum, bir şehirde kaybolmadığınız sürece orayı öğrenemezsiniz. Sarısı, sen de kaybolmayı sever misin? %100. Ülkede. Peki e, ortak şeylerimizden, e, anlarımızdan biri de Kayhan abi bahsedelim mi? Biraz çok yakın zamanda kaybettik, birkaç hafta önce. E, Biliyor musun benim şu anki. Tuğba olmamın evet. en önemli yapı taşlarından biridir. Onun pozitif desteği değil mi her Hem zaman? Onun, Somut ve pozitif desteği. Yani de tiyatroda yok. işte birlikteyken, bilmiyorum hatırlar mısın? Ben onun kulisinden ayrılmazdım. Bir yani biz Songül'le sürekli onu dinlerdik. Evet. Turneye gittiğimiz zamanlarda mesela... Ee, ...benim için müthiş bir kaynaktı o... ...ve bana ilk oyunumu yaptırdı... ...yapımcı yaptı beni. Songül derken Songül, Songül Öden'den öden. bahsediyorsun. Evet, evet. Keşan Ali Destanı'nda... Evet. ...sen yönettin, biz oynadık. Evet. Ee, Kayhan abim... ...sonrasında ben onun elini hiç bırakmadım... Hmm. ...bunu çok insanlar bilmez. Ben biliyorum canım. <laughs> yani birbirimizi de bırakmadık. Benim çocuklarımın dedesi oldu... ...sürekli ziyaret ettik. Pandemi döneminde... Yemeklerini yapıp götürdüğüm her hafta limonlu keki sever Civan elleriyle limonlu kek yapar. Yani bizim biraz için şu anda yerine, o kadar biraz evet o kadar büyük büyük bir kayıp mu? ki, evet yani. hastanede en son yani Sibel abla dedi ki sen daha çok etkileneceksin. O yüzden ne olur hazırla göreceğin manzarayla. Sibel abla da Kayhan abinin kızı. Bilmiyorum. Ben zaten duyduğumda çok kötüleştiğini. Yine benim bir umudum vardı. Çünkü Kayhan Hoca çok müthiş hayata tutunan bir insan. Ölmek istemiyorum dedi. E, ama çok güzel yaşamış. Çok e, güzel. Yani e, hepimize gerçekten onu da nasip hep etsin. Unutmayalım yani. Çok güzel. Çok istediği gibi. Öldüğü ana kadar klasik müziğini dinledi. E, danslar etti. İnsanları sevdi. Okuyamıyordu. Hep e, pozitif oldu. Okuyamıyordu. Ona sesli kitap açıyorduk. Yani hiçbir zaman bırakmadı hayatı. Muazzam, muazzam bir örnektir. Yani hayatı nasıl yaşama, yaşanması gerektiğiyle ilgili. Peki. Ha, gel değiştirelim. Ee, bitirirken değiştirelim biraz konumuzu. Ee, <laughs> tam bu haldeyken sorulmaz ama daha işte ters köşe olsun. Aşkı tanımlayabiliyor musun? Biz e, konuklarımla her e, programda birkaç programda bir... Bir patinaja giriyoruz aşk nedir falan. Sonra herkes kendi tanımını biraz söylüyor ama kimse de yeterince ondan memnun değil falan. Sende var mı sağlam bir şey bize verebileceğin? Aşk nedir? Hayat kaynağı. Çok çok güzel, çok güzel oluyor aşık olunca. <laughs> e, On insan gücünde mi oluyor insan aşık olunca? Çok güzel, çok yaratıcı oluyorsun, çok güzel oluyorsun. <laughs> Dünyanın en güzel insanı hissediyorsun. E, merhametin artıyor. E, muazzam bir şey bir kere şey demişti. <laughs> bir arkadaşım böyle daha tutucu, daha mutasip bir arkadaşım. Ya ben bir kişiyi yani yek, duyduğum aşkla başa çıkamıyorum. Sen nasıl böyle birkaç kişiye aşık olabildin? Ama dedim aşk ne kadar güzel bir Çım şey. Sen daha Sen de çok hepsine aynı var. anda aşık olmadın. Teker teker e aşık oldun. Işte ama oldum. hani şey gibi oluyor ya böyle. Nasıl tekrar toparlanıyorsun? Nasıl toparlanıp Hı. aşık olabiliyorsun? Ay çok güzel. Hı. Niye uzun uzun kötü ilişkilerde hayatımızı yıpratalım derim mesela ben. O yüzden ama şimdi demlenme zamanındayım. Eski düşüncem buydu. İşlemiyorsa sistem değiştirelim. Mutlu olmak hayata bir kez geliyoruz. Mutlu olmak bizim kendimize karşı kul cool hakkımız. Biz eziyet edenin yanında duramayız biz. Hemen gidelim. Şimdi de ben de diyorum ki ben kendimi değiştiriyorum. Karşımdakini değiştirmek yerine. Çok daha e, anlayışla, çok daha e, alttan alan, çok daha empatik. Ve e, o yüzden e, uzun yıllar gidebileceğim bir ilişkinin içinde olmanın keyfini de hissettim. Onun ne demek olduğunu anladım. Yoldaşlık başka bir şey. Aşk çünkü çok uçucu bir duygu.